Peygamberimiz zamanında da hacda da bu güzellik halen devam eder. Onu değiştirememişler. Mesela hacda kadınların ne işi var diyeceklerdi. Ama diyemiyorlar artık, oturmuş bir gelenek olduğu için. Kadınlarla iç içerler. Haçta kadınlar olduğuna göre burada da kadınlar olacaktır. Haç en önemli ibadetlerden biri. Eğer burada da ibadet yapıldığına inanıyorsan, ki dini program diyorsun. Haç bir dini programdır. Haçta kadınlar var mı? Var. Haç dini bir program mı? Program. Kadınlar var mı? Var. Makul görüyor musun? Makul görüyorsun. E bu da dini bir program. E burada da kadınlar var. O zaman bu da doğru. Dolayısıyla size yanlış öğretiler. Yani kadınlarla din beraber olmaz. Din olan yerde kadın olmaz, kadın olan yerde din olmaz. Mantığını geliştirdiler ve kadınlarla dinin arasına muazzam bir mesafe koymaya kalktılar. Kadın dine zararlı bir varlıktır, dinle zıt bir varlıktır. Dinin olduğu yerde kadın dini bozar, dine zarar verir. Ama erkek olursa dine zarar vermez gibi bir inanç. Ama pratikte onu da kabul etmiyorlar. Çünkü erkek olduğunda, eğer gençse bir sefer diyor ki o kadından 19 misli daha fazla etkiler diyor. 19 misli. Yani onu da çıkaramazsın diyor. Peki olgun, yakışıklı delikanlı çıkarabilir mi? O da kadınları tahrik ediyor diyor. Kaslı yapılı diyor. O da olmaz diyor. E peki ben konuşabilir miyim? Yok, senden de karım tahrik oluyor diyor. E kardeşim bırak artık, yani bu kadar yani cinselliğe kafayı takmışsın, ya problem var sende, bir şey var yani. Böyle olmaz. Ama benim canım, benim kanaatim, yani sadece kulak dolgunluğu bir bilgi bildiği için, yani kadınların olduğu yere din olmaz diye inanmış, çok yanlış. Onun tabii bir ucu sana da dokunur, çok yanlış bir şey söylüyorsun. Hiçbir zaman şimdi bunu kabul etme. Kadının olduğu her yerde din vardır, dinin olduğu her yerde de kadın vardır. Buna aklın yatacak benim güzel yüzüm. Zaten modern bir kız, evet, benim gördüğüm. Evet. Arkadaşlar da modern. Değil mi? Evet. Öyle görünüyor. Evet. Zaten bu dediğiniz savunan kadınların %99'unun cehenneme gideceğini de savunuyor aynı zamanda. Ona da inanmıyordur. Tabii yani o inançta olan adamlar ne diyorlar? Kadınlar dövün, deşarj olun diyor. Seni dövülüp deşarj olmak gibi bir isteğin olamaz. Yani bunu savunduğunu zannetmiyorum. Müzik, resim, heykel, bunlar haramdır diyor. Sen kabul edecek misin? Etmezsin. O zaman gelenekçi İslam'ı niye savunuyorsun? Bak her yönüne karşısın. Kıyafetinden, kalitenden, yaşayış şeklinden, arkadaşlarının konumuyla gelenekçi İslam'a tamamen karşısın. Sen Kur'an Müslümanısın ama gelenekçi İslam'ın etkisi altında kalmışsın gereksiz yere. Ve kadın karşıtlığını sana inandırmışlar. Bu çok acı bir olay. Bunu hiçbir zaman için kabul etme. Bunu her zaman için reddet. Mesela gelenekçi İslam'da ne diyor? Kadına danış, aksini yap. Sana birisi danışacak fakat aksini yapacak. Bu çok ağrına gider. Sen saygın, kaliteli bir kızsın. Ya seni dövüp deşarj olacak adam. Kabul eder misin? Etmez. Okuma yazma öğrenmeyecek. Efendim? Okuma yazma öğrenmeyecek. Tabii okuma yazma öğrenmeni istemiyor. Sen okula giden, üniversiteye giden bir genç kızsın. Böyle bir şey de kabul etmezsin. Dolayısıyla gelenekçi Ortodoks İslam anlayışını savunan bir uslup olmaz. Senin modern İslam anlayışı içinde olduğun, Kur'an Müslüman olduğun da açık. Ama parazit, yanlış bir inanç olarak kenarda kalmış. Ben de sana açıkladım. Umarım kurtulmuştursun. İnşallah. Evet, dinliyorum. Hacda Müslümanların